2 milyon Türk lirası vurgun yaptığı iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakılan iş adamı açıklamalarda bulundu. Diyarbakır'da 2 milyon Türk lirası vurgun yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ve savcılıkta ifade verdikten sonra serbest bırakılan EO yaptığı açıklamada, 2 milyon vurgun iddiaları kesinlikle asılsızdır, dedi. Diyarbakır'da 2 milyon Türk lirası vurgun yaptığı iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılan, birçok sektörde faaliyet gösteren EO 2 milyon vurgun yaptığı iddiasını yalanlayarak açıklamada bulundu. EO, Diyarbakır genelinde 28 milyon Türk lirası yatırım yaparak 185 kişiye istihdam sağladık. Benimle ilgili 2 milyon vurgun gibi komik bir rakam ile şirketimi ve şahsımı itibarsızlaştırmaya yönelik tüm iddialar asılsızdır. Bu iddialar ile benim şahsım ve şirketim adına komplo yapmak istediler. Bu komployu yapanlar ile ilgili avukatlarımızla birlikte gereken işlemleri başlattık, dedi. Beyoğlu ve Aydın Bağlar'daki mahalle temsilcileriyle buluştu. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve AK Parti İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın, AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen buluşmada ilçede daha önce görev yapanların da aralarında bulunduğu mahalle temsilcileriyle bir araya geldi. AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Ahmet Maruf Demir ve AK Parti İl Teşkilat Başkanı Serap Akbaş'ın da katıldığı buluşmada konuşan AK Parti İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın, Bağlar'ın uzun yıllar hasret kaldığı değişim ve hizmetlere Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ile kavuştuğunu, bu durumun sahada çok net fark edildiğini söyledi. Aydın, bizler kimsenin siyasi düşüncesine, mezhebine, meşrebine bakmadan, hemşehrilerimiz arasında bir ayrım gözetmeden, Diyarbakır'ımızdaki her bir kardeşimizin en iyi şartlarda ve en güzel şekilde, huzurla ve güven içerisinde olmasının peşindeyiz. Bizim siyasi duruşumuzda toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir yaklaşımımız var. Bu anlamda Bağlar'a çok ayrı bir önem veriyoruz. Bağlar Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu, çok güzel hizmetlere imza attı. İlçenin çehresini değiştirecek projeleri hayata geçirmeye devam ederek inşallah, 2,5 yıl sonra çok daha farklı ve modern bir Bağlar ortaya çıkarmış olacak, dedi. Beyoğlu, birlikte çözüm üreteceğiz. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, mahalle temsilcilerinin çalışmalarını çok önemsediklerini belirterek bundan sonra düzenli olarak bir araya gelip halkın sorun ve taleplerine birlikte çözüm getireceklerini kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yükünü hafifletmeleri gerektiğini anlatan Beyoğlu, 2023 yılında ülkemiz için tarihi bir sınav olacak. Biz ilk günden beri sahadayız, ayrım yapmadan tüm vatandaşlarımıza hizmet götürüyoruz. Bundan sonra daha çok çalışmak zorundayız. Mahalle temsilcilerimizle düzenli olarak bir araya geleceğiz. Bizim göremediklerimizi sizler fark etmiş olabilirsiniz. Beraber istişare daha güzel yol alacağız inşallah, diye konuştu. Diyarbakır aşılamada turuncuya döndü. Diyarbakır'da aşılanmanın 1 milyonu geçmesiyle çok yüksek riskli kırmızı kategorisinden yüksek riskli turuncu kategorisine dönüşürken, kentte aşılanma %55.5'e yükseldi. Haftalardır kırmızı kategoride yer alan Diyarbakır, aşılanmanın 1 milyonu geçmesiyle turuncu renge dönüştü. Merkezi ve ilçelerde oluşturulan noktalarda kurulan çadırlarda ve köylerde mobil ekiplerin aşı çalışmaları tabloda sonuç verdi. Kentte aşılanma %55.5'e yükselirken, 1.064.634 kişi aşı olduğu merkez ve ilçelerde birinci doz aşı olanlar 630.239 kişi, ikinci doz aşı olanların sayısı ise 376.178 kişi olarak açıklandı. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vatandaşlara teşekkür ederek aşılanma çağrısı yeniledi. Başka yolu yok, aşıyla aşacağız. Vali Karaloğlu, kıymetli hemşehrilerim, sizlerin desteği, sağlık çalışanlarımızın gayreti ile Diyarbakır'ımız artık turuncu kategoride. Her bir hemşehrime ayrı ayrı teşekkür ediyor, aşısını henüz yaptırmamış hemşehrilerimi de aşısını yaptırmaya davet ediyorum. Başka yolu yok, aşıyla aşacağız, ifadelerini kullandı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Amatem ile işbirliği yapacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, madde bağımlılığıyla mücadelede alkol ve uyuşturucu madde bağımlıları tedavi merkezi, Amatem ile işbirliği yapacak.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Destek Merkezi, madde kullanımının önüne geçmek için kentte koruyucu ve önleyici çalışmalarını sürdürüyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Destek Merkezi, Haziran itibariyle faaliyetlerine başlayan Amatem ile ortak çalışma yürütecek. Başvuruda bulunanlar tedavi için Amatem'e yönlendirilecek. Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Destek Merkezi, yapılacak ortak çalışmalar nedeniyle Amatem personeli ile bir görüşme gerçekleştirdi. Buluşmada madde bağımlılığının önüne geçmek için atılacak adımlar masaya yatırıldı. Yapılan görüşmelerin ardından Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Destek Merkezi'ne, başvuruda bulunanlar tedavi için Amatem'e yönlendirilecek. Madde kullanan tedavi olmak ve danışmanlık hizmeti almak isteyenler, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Destek Merkezi'nin bulunduğu Mezopotamya Mahallesi Gaziler Eski Son Durak 339. Sokak Gaziler Sitesi No 17 Kayapınar adresine bizzat başvuruda bulunabilecek. Ayrıca yürütülen faaliyetler ile ilgili 0412 252 37 70 telefon numaralarını arayarak bilgi alabilecekleri bildirildi. Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı, kemerini takmayan yolcu yaralandı. Diyarbakır'da ticari taksi sürücü seyir halinde iken bir otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kemerini takmayan yolcu yaralandı. Olay, Yenişehir ilçesi Elazığ Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21TT0162 plakalı Dacia marka ticari taksi, seyir halinde iken, 21ABF699 plakalı Opel marka otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ticari takside bulunan ve kemerini takmayan yolcu yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıya yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Eski Siverek Caddesi'nde asfalt çalışmaları devam ediyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent trafiğinin rahatlaması açısından oldukça önemli bir yere sahip olan Eski Siverek Caddesi'nde asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2021 sezonuyla birlikte kentin caddelerini yenileme, yeni imar alanlarında yollar açma ve trafik sıkışıklığını gidermek için bağlantı yollarında çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, havalimanı bağlantısı nedeniyle kent trafiği açısından oldukça önemli bir yere sahip olan Eski Siverek Caddesi'nde, ileriki dönemlerde oluşacak bozulmaların önüne geçmek ve yolun sağlam olması için altyapı çalışmalarını büyük bir özenle gerçekleştiriyor. Eski Siverek Caddesi'nin Avşin Kavşağı'ndan Avzem Kavşağı'na kadar olan 2300 metrelik kısımda yolda kazı dolgu işleri olmak üzere altyapı çalışmalarını büyük ölçüde tamamlayan ekipler, yola sıcak asfalt sermeye başlayacak. Ekipler, DİSKİ'nin yürüteceği yağmur suyu şebeke döşemelerinin ardından Eski Siverek Caddesi'nin Aram-Tigran Kavşağı'ndan Avşin Kavşağı'na kadar olan 3.5 kilometre uzunluğunda 30 metre genişliğinde olan yola 80 bin ton plant mix, alt temel ve plant mix temel serimi yaptıktan sonra 10 santimetre kalınlığında 21 bin ton bitümlü temel asfalt serecek. Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, asfalt çalışmalarının ardından Eski Siverek Caddesi'nde refüj ve kaldırım çalışmaları yürütecek. Karaloğlu, vatandaşın gönlüne kuracağımız yol ve köprüleri önemsiyoruz. Vali Münir Karaloğlu. Yollar, mahalleleri birbirine ve ilçeye bağlıyor. Ama biz vatandaşımızın gönlüyle kuracağımız yol ve köprüleri daha çok önemsiyoruz. Bu kadim şehrin güzel insanlarına hizmet etmeyi, şereflerin en büyüğü görüyoruz. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 8,5 kilometrelik Çınar ilçesi Alancık Mahallesi Grup Yolu'nun açılışını gerçekleştirdi. Alancık Mahallesi Grup Yolu'nun açılışında konuşan Karaloğlu, Diyarbakır merkeze en yakın ilçelerimizden, Diyarbakır, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa yollarının tam ortasında Karacadağ eteklerinde kurulmuş, doğasıyla, tarihiyle, kültürüyle, tarımsal zenginliğiyle Diyarbakır'ın en önemli ilçelerinden bir tanesi. Biz de Çınar ilçemizde
var olan sorunlarını çözmek üzere Diyarbakır bu yıl Çınar'da 16.1 kilometrelik grup mahalle yolunu tamamlayıp hizmete sunacaklarını dile getiren Karaloğlu şöyle konuştu. Mahallelerimizi birbirine bağlayan, hem mahallelerimizi ilçeye ve ile bağlayan, Diyarbakır merkeze bağlayan grup mahalle yollarımızı da çok önemsiyoruz. Bu sene Çınar ilçemizde 16.1 kilometrelik grup mahalle yolumuzun sati kaplama asfalt olarak bitirip inşallah halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. Bugün açılışını yapmış olduğumuz Ballı Baba, Bilmece ve Alancı grup mahalle yolu 8.5 kilometre. Biraz önce biz de gelirken yolu kullandık. Daha önceki görevlendirme döneminde Büyükşehir Belediye'miz zaten Diyarbakır'a bağlantı yolunu sıcak asfalt olarak yapmış, son derece kaliteli, nitelikli bir yol ortaya çıkmıştı. Şimdi devamını da bu sene tamamladık ve sadece asfaltıyla değil, yol çizgisiyle, trafik işaretiyle bir çağdaş yolda, dünyanın herhangi bir ülkesinde bir çağdaş yolda bulunması gereken nitelik neyse biz de Çınar ilçemizin köylerine yapmış olduğumuz yollarda o niteliği oluşturmaya çalıştık. Niye? Çünkü Diyarbakır'ın, Çınar'ın güzel insanları hizmetin en iyisine layık da onun için uğraşıyoruz. Değerli Çınarlılar, yolumuz hayırlı olsun. Tabii yollar mahalleleri birbirine, mahalleleri ilçeye bağlıyor. Ama bizim daha çok önemsediğimiz, vatandaşımızın gönlüyle kuracağımız yollar ve köprüler, onu daha çok önemsiyoruz. Onun için sadece altyapı yapmıyoruz. Belediyeciliğin sadece yol, bahçe, park, altyapı, kanal, içme suyu, arıtma tesisi, bunlar belediyeciliğin zaten olması olmazı. Bizim daha çok önemsediğimiz, vatandaşla aramızda kuracağımız gönül köprüleri, gönül yollarını inşa etmek için mücadele veriyoruz. Onun için bu şehirde yaşayan herkesle, 7'den 77'ye herkesle, herkesin sorunuyla yakından ilgilenmeye ve çözümler üretmek için ekibimle gece gündüz 24 saat çalışıyoruz arkadaşlar. Çocuklar, en çok değer verdiğimiz varlığımız. İşte çocuklarımızla ilgili bir taraftan ta kreş yaşındaki çocuklarımıza Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımız üzerinden açmış olduğumuz kreşlerde eğitime başlıyoruz. Sonra ilkokul, ortaokul döneminde açmış olduğumuz bilgi evlerinde çocuklarımıza ilkokulda, ortaokuldaki eğitimlerine destek olsun diye onlara güzel ahlakı, değerler eğitimini verebilmek için bilgi evleri açıyoruz. İnşallah biraz sonra bahsedeceğim. Çınar merkezde de projelerimiz tamamlandı. Bu haftayı hale gülünü alacağız. İnşallah Çınar ilçemizde de bilgi evimiz olacak. Karaloğlu, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın kadınlara her türlü mesleki eğitimi verdiğini anlatarak şunları aktardı. Kültür ve Sosyal Daire Başkanlığımız DİSMEK ile 17 ilçemizde 7'den 77'ye herkesin katılabileceği, insanların meslek ve sanat öğrenebilecekleri merkezler açmaya başladı. Geçen sene salgın dolayısıyla istediğimiz seviyeye gelmedi. İnşallah bu sene 17 ilçemizde DİSMEK kurs merkezlerimizde öncelikle genç kızlarımıza ama toplumun tamamına bir halk üniversitesi olarak eğitimler vereceğiz. Bu şehirde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız var. Daha önce belediyeler ihtiyaç sahibi vatandaşları içinde pirinç, şeker, çay, yağ ve B ürünlerin bulunduğu gıda kolileri dağıtırdı. Tüm bunlar kişinin ihtiyacı belirlenmeden yapılırdı. Biz şimdi soysal kart oluşturduk. Vatandaş ihtiyacını o kartta yüklenen nakit üzerinden gideriyor. Geçen bir büyükşehir belediye başkanı Türkiye'de ilk defa biz uyguladık diye televizyonda konuşuyor. Biz bunu Diyarbakır'da bir yıldır uyguluyoruz. 17 ilçede ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza belirli periyotlarda 300 lira nakit yüklüyoruz. Vatandaşımız rencide olmadan kendisine en yakın market ve konfeksiyona gidip harcama yapıyor. Başka bir yerden mi yardım geldi, vatandaş kendi parasını harcadı.
kimse farkında değil. Son derece onurlu, sen derece yerinde ve vatandaşın ihtiyacını birebir gidermiş bir hizmetimiz hayırlı olsun. Sosyal belediyecilik dışında su, kanalizasyon, arıtma ve yağmur suyunun bu kent için oldukça önemli olduğunu kaydeden Karaloğlu, kentte çok ciddi altyapı sorunlarının bulunduğunu dile getirdi. Bu seneye kadar Diyarbakır Merkez ve Eğil ilçesi dışında hiçbir yerde arıtma tesisinin bulunmadığına dikkati çeken Karaloğlu, konuşurken çevreyi, kültürü, tarihi ağzından düşürmeyenlerin, bu şehrin çevresine, kültürüne ve tarihine de el sürmediğini belirtti. 17 ilçenin tamamında arıtma tesisi yapmak için çalışmalarımız devam ediyor. Karaloğlu, bu yıl Bismil ilçesinde inşa ettikleri arıtma tesisinin %60'ını tamamladıklarını ve 2022'de tesisi hizmete açacaklarının müjdesini verdi. Projesini tamamladıkları Hani Arıtma Tesisi'nin inşaatına başlayacaklarını ifade eden Karaloğlu, Lice'de yaklaşık 80 milyon lira maliyetli içme suyu ve kanalizasyon işine başladıklarını, yakın zamanda Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın katılımıyla temel atma töreni düzenleyeceklerini dile getirdi. Karaloğlu şöyle konuştu. 17 ilçenin tamamında arıtma tesisi yapmak üzere şu anda bir kısmında yer tespiti, bir kısmında proje, bir kısmında ihale çalışmaları devam ediyor. Bu dönem bir fırsattır. Bazı şehirlerin bazı dönemleri vardır, iyi değerlendirmek lazım. Diyarbakır bu dönemi yaşıyor. Bunda çok kişinin, başta Sayın Cumhurbaşkanımızın emeği var. Bu şehre bakışı oldukça pozitif. Bugüne kadar hiçbir projeyi geri çevirmedi, Allah ondan razı olsun. Her bir bakanımıza ve Ankara'da işlerimizin takibini yapan milletvekillerimize çok teşekkür ediyoruz. Vatandaşların da desteğiyle Diyarbakır'ın sorunlarını bir bir çözdüklerine vurgu yapan Karaloğlu, yakaladıkları huzur ve güven ortamını devam ettirmeleri halinde Diyarbakır'ın çözülmeyecek sorununun olmadığını belirtti. Karaloğlu, Diyarbakır'ın gündemi yatırım, iş yaş. Diyarbakır'ın gündemi sevgi, muhabbet. Bunu devam ettirmemiz lazım. Artık Diyarbakır'da gündemi, fitnecilere, bozgunculara bırakmamamız lazım. Bizim görevimiz Diyarbakır'a hizmet etmekse, Diyarbakırlı hemşehrilerinin görevi de bu ortamı devam ettirmektir. O arada devam ettirmezsek hep beraber şehrimize ihanet ederiz, dedi. Zerzevan'daki etkinlik kentin tanıtımı açısından oldukça önemli. Bu yıl 2-4 Eylül tarihleri arasında Diyarbakır'da ilk defa Zerzevan Gökyüzü etkinliği düzenleneceğini ifade eden Karaloğlu, şunları dile getirdi. Biz orada bir etkinlik yapmayı planlıyorduk. Sanayi ve Teknoloji Bakanımızla konuşmuştum. O da destek vereceğinin sözünü vermişti. Ama bu sene farklı bir gelişme oldu. Antalya Saklıkent'te Ağustos aylarında 22 yıldır gökyüzü gözlem etkinliği yapılır. Türkiye'nin çeşitli illerinden binlerce gökyüzü meraklısı gelir. Bu sene yangınlar dolayısıyla Antalya'da etkinlik yapılamadı. Şimdi 2-4 Eylül'de Sayın Bakanlarımızın da katılacağı Türkiye'nin dört bir tarafından gökyüzü meraklılarının, çocuklarımızın, gençlerimiz katılacak. İnsanlarımızı çadırda misafir edeceğimiz, iki gece hep birlikte yıldızları seyredeceğimiz çok önemli bir etkinlik yapıyoruz. Bu hem genç ve çocuklarımızın astrolojiye ilgisini artıracak, hem de Diyarbakır, Çınar ve Zerzevan Kalesi'nin tanıtımı açısından oldukça önemli bir etkinlik. Diyarbakır olarak bir hedef koyalım. Salgının hala devam ettiğini, maalesef Diyarbakır'ın 1,5 yıllık süreçte en yüksek rakamlara ulaştığına dikkati çeken Karaloğlu, kurallara uyulmaması ve aşı yaptırmadaki isteksizliği salgında rakamların yükselmesine neden olduğunu aktardı. Herkesin sosyal medya, sokak, çarşı ve pazarda konuşulan dedikoduya kulak asmadan aşı olması gerektiğine vurgu yapan Karaloğlu, Diyarbakır'ın dün itibariyle pandemi haritasında kırmızıdan turuncuya döndüğünü ve hastalığı aşı yaparak yenebileceklerini belirtti. Karaloğlu şunları aktardı. Herkes kendi etrafındaki insanları aşı için ikna gayretinde olsun. İnşallah önümüzdeki hafta sarıya, bir hafta sonra da maviye dönelim. Önümüzdeki 15 gün içerisinde Diyarbakır olarak bir hedef koyalım. Buradaki herkes de bu konuda bize destek olsun. Önümüzdeki 15 gün içerisinde Diyarbakır'ımızı da maviye taşıyalım. Hem kendimizi, hem ailenizi, hem de sevdiklerimizi bu virüsün etkilerinden korunmuş olalım.
Karaloğlu, Ege ile Akdeniz bölgelerinde yangın, Karadeniz'de ise sel felaketlerinin yaşandığını hatırlattığı konuşmasını şöyle tamamladı. Bu yaşadığımız sel ve orman yangınlarında gerçekten vatandaşları çok ciddi sorunlar yaşadılar. Yaşadıkları evleri, arazileri, ormanları kaybettiler. Bizim şu anda ekibimiz filan Diyarbakırlılar adına Sinop'un Türkeli ilçesinde çalışma yürütüyor. Ama bu yetmez arkadaşlar. Şu anda Türkiye'nin tamamında devam eden Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla "Ben de varım" diye bir yardım kampanyası var. Geçen sivil toplumla Diyarbakır'da güzel bir toplantı yaptık. Diyarbakır olarak bu "Ben de varım" kampanyasına en güçlü desteği veren illerden birimiz olmamız lazım. Bu konuda da Diyarbakır'da yaşayan bütün vatandaşlarımızı duyarlılığa davet ediyoruz. İnşallah o bölgeleri el birliğiyle, milletçe, hep birlikte ayağa kaldırırız. Yapılan konuşmaların ardından Karaloğlu, beraberindekiler ile birlikte Çınar ilçesi Alancık Mahallesi grup yolunun açılış kurdelesini keserek vatandaşların hizmetine sundu. Açılışa Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Çınar Kaymakamı Gülser Sinem Büyüknalçı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayhan Kardan, Diski Genel Müdürü Fırat Tutçi, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İl Jandarma Komutanı Mustafa Erdem, DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, Kamu Kurum Müdürleri, muhtar ve vatandaşlar katıldı. Kavşağı fark etmedi, uçarak yan yattı. Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir araç sürücüsü kavşağı fark etmeyince çarptı. Çarak yan yatan araçta iki kişi yaralandı. O anlar ambeyan başka bir aracın kamerasına yansıdı. Olay, dün gece saatlerinde Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi stadyum kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hafif ticari araç yeşil ışıkta hızla geçmek isterken karşısına çıkan kavşağı fark etmedi. Kavşağa çarpan araç havalanarak direğe çarptıktan sonra yan yattı. Araçta bulunan iki kişi yaralanırken, kaza anı bir otomobilin kamerasına yansıdı. Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde ilk müdahale yapılarak hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza anı bir araç kamerasına kaydedilirken, sonrası vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Kızılay Diyarbakır Şubesi 5000 kişiye aşure ikramında bulundu. Türk Kızılay Derneği Diyarbakır Şubesi, Diyarbakır'ın birçok noktasında Muharrem ayı münasebetiyle 5000 vatandaşa aşure ikram ederek ağızları tatlandırdı. Her zaman sosyal sorumluluk projelerinde en önde yer alan Türk Kızılay Derneği Diyarbakır Şubesi, Muharrem ayı dolayısıyla Diyarbakır İl ve İlçe Genç Kızılay Gönüllüleri, Sur Kızılay Şubesi, Yenişehir Kızılay Şubesi, Bağlar Kızılay Şubesi ile Kayapınar Kızılay Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri ve çalışanları Diyarbakır'ın 25 noktasında, 96 üye ve gönüllü ile birlikte 5000 kişilik aşure ikramında bulundu. Dicle Üniversitesi Hastanesi, Eğitim Araştırma ve Doğum Hastanesi, Tema Park, Kent Meydanı, Ulu Cami, Hazreti Süleyman Cami, Dağkapı Meydanı, Şehitlik 4 Yol, Bağlar 4 Yol, Havaalanı ve ilçe çarşılarında dağıtım yapıldı. Türk Kızılay Şube Başkanı Mesut Işık, 5000 kişilik aşurenin hazırlanmasında emeği geçen 25 kişilik gönüllü aşevi ekibimize, aşure ikramlarını şehrin 25 noktasında en iyi şekilde dağıtım yapan şubelerimizin üye ve gönüllülerine, Genç Kızılay ve Kadın Kollarına ile aşure ikramımızı beğeniyle karşılayan güzel Diyarbakır'ın güzel insanlarına çok teşekkür ederiz, dedi. Yoğun ilgi gören etkinlikte ikram edilen aşureyi yiyen ve ağızlarını tatlandıran vatandaşlar ise Kızılay Diyarbakır Şubesi'nin böyle bir etkinliğe imza atmalarını memnuniyetle karşıladıklarını söyleyerek tüm şube, yönetim ve gönüllülere teşekkür etti. Kuzenlerin kavgası kanlı bitti, 3 yaralı. Diyarbakır'da kuzenlerin kavgası kanlı bitti, biri kadın 3 kişi yaralandı. Olay, Yenişehir ilçesi Bencüsen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu kuzenler, aralarında husumet olduğu gerekçesiyle tartıştı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada biri kadın 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi.
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, olaya ilgili inceleme yapılarak olaya karışan şahısların yakalanması için soruşturma başlatıldı. Olay yeri çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.